Vaziyet ne kumanda? Herkes evine! Haydi! Hadi! Alın ellerinizi! Alın! Haydi! Herkes evine! Hadi. Alın ellerinizi! Hazır olun aslanlar. Rajat'ın intikamını alacağız. Şimdi mi kumandanım? Şimdi. Kumandanım. Kumandanım, misafiriniz var. Söyle gelsin Salih. Nedir general? Bilmiyorum hayranız. Bilmiyorum. Çabuk kaçalım. Efendim, pencereden uzak durun. Zelzele bizi paramparça edecek. Efendim. Türkler erzak ambarımızı patlattı. Maalesef çok sayıda askerimiz öldü. Yüzbaşı Emaltan! Aksilik istemediğimi defalarca belirttim. Bu kadar zor bir şeyi Türkler elini kolunu sallaya sallaya nasıl başarabiliyorlar? Bütün güvenlik önlemlerini almıştım efendim ama... Demek ki içerideki bütün hainleri temizleyememişsiniz yüzbaşı.
Bay Lawrence. Üsküplü ve çetesini yakalamadan şehirden ayrılmayın. Babaylar mı acaba? Baba değil. Akşamdan önce gelmeyecekti. İnandılar mı senin Lawrence olduğunu? Artık hakiki Lawrence bile gelse onları ikna edemez kumandanım. Ne oldu kumandanım? Türk irfanı İngiliz aklını yerle yeksan etti. Şimdi sıra son darbeyi vurmakta. Bizi kendi şehrimizde sıkıştırmak neymiş? Göstereceğiz onlara. Thank you.
Ne oluyor kumandanım? Halil Bey'in selam var kumandanım. Size iletmem için bazı bilgiler verdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buralarda kimselere görünmeden hemen yola çıkacaksın. Şehre casus lovunsu olarak gireceksin. Gereken bütün malumat ve evraklar burada var. Emredersiniz kumandanım. Bunu daha önce başka yerlerde, başka kimliklerde başarıyla yaptın. Lawrence olduğuna inandıklarına ikna olduğun an Ali kumandanı bulacaksın. O sana ne yapacağını söyleyecek. Merak etmeyin kumandanım. Lawrence olduğuna inandıklarına göre artık harekete geçebiliriz. Düşünceniz nedir kumandanım? Şerif'in eceri onlardan ayırmayı başardık. Ama bu yeterli olmayacaktır. Bu olayı da onlardan uzaklaştırıp onları şehirde iyice yalnız bırakmalıyız. Ki şehirde başlatacağımız büyük kargaşanın önünü açalım. Bu olayı yanımıza çekmek Şerif Necer'i ikna etmek kadar kolay olmayacaktır kumandan. Çavuş haklı kumandan. Yüzbaşı Hamilton'ın sözlerine bakılırsa bu olaya çok fazla güveniyor. Bu olayla İngilizleri birbirine düşürerek yapacağız bunu. Onları birbirine kırdıracağız. Düşman edeceğiz. Ama daha değil. Sen İngiliz karargahına dön. Görevinin başında ol. Hamilton'ı sakın hafife alma. Teyakkuzda ol. Emredersiniz kumandanım. Haydi. Fatma! Fatma! Efendim baba. Üsküplü'nün benden istediği malumatı öğrendim. Neymiş? Beni hücre evine götür. Yapamam baba. Ne demek yapamam? Baba Ali kumandandan izin almadan seni hücre evine götüremem. Benden bunu bekleme. Sen... O Üsküplü denen herifi kendi öz babandan daha mı çok sayıyorsun Fatma? Baba lütfen sakin ol. Seninle bir anlaşmamız var, unutma. Ben Zafir'le evlenmeyi kabul ettim. Bunun karşılığında sen de teşkilat-ı mahsusu için çalışmayı kabul ettin. İstesek de istemesek de bu aramızdaki anlaşmaya riayet edeceğiz. Sana ne kadar öfkelensem de... Dönüştüğüm bu savaşçı kadına baktığımda garip bir hayranlık duyuyorum. Bu beni bir taraftan çok gururlandırıyor ama bir taraftan da kalbimi kırıyor. Baba amacım seni üzmek değil. Sen bilmiyorsun Fatma. O adamı canın pahasına savunmuşsun. Bu beni paramparça ediyor. Onu nasıl öldürmek istiyorum bir bilsin. Baba, işte belki sırf bu yüzden hiçbir zaman hücre evine gidemeyeceksin sen. Şimdi bana aldığın malumatı söyle. Yoksa bir daha yüzümü göremeyeceksin.
Bu çöl yakında hepimiz için bir cehennem olacak. Ben seni buradan kurtarmayı çok denedim. Ama sen burada kalıp kendini ateşe atmayı seçtin. Madem bu son kararındır, bu ateşin içinde birlikte yanacağız. Üsküplü benden Mehmet'in yerini öğrenmemi istemişti. Nerede? Yüzbaşı Hamilton'ın casusu olarak Osmanlı ordusuna gönderilmiş. Allah'ım, olamaz. Ve ordu kumandanı Halil'i öldürmesi emredilmiş. Peşimize düşecektir. Gelsinler. Daha yeni başlıyoruz. Üsküplü şehirde İngilizlere ne yaptıysa biz de burada Osmanlı'ya onu yapacağız. Hadi toplanın. Haydi atlara! Haydi atlara! Haydi atlara! Özür dilerim. Korkuttum. Mühim değil. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Babamdan Mehmet'in nerede tutulduğunu öğrenmesini istemişsiniz. Evet. Öğrendi. Neredeymiş Mehmet? Mehmet'in hafıza kaybından faydalanan İngilizler onu Osmanlı kışlasına göndermişler. Halil Bey'i öldürmesi için. Ne? Ne diyorsun Fatma? Emin misin? Yani babam bizi yanıltıyor olamaz mı? Hayır. Keşke babam hakkında bu suçlamaların doğru olsa. Keşke bizi yanıltmak istese. Ama bu söylediklerim doğru. Sait! Sait! Şşş, aslanım kendine gel. Bırakma kendini. Belki duyduklarımız doğru değildir. Hele az su iç. Ne yapacağız kumandanım? Ya Mehmet fırsat bulup Halil kumandanı teferler var. Kendine bir şey yaparsak. Sait. Bırakma aslanım kendini. Korkma. Ne Mehmet'e ne Halil Bey'e bir şey olmasına müsaade etmeyeceğiz. Kumandanım. Ne yapacağız? Benim de herhalde Mehmet'i durdurmak için kışlaya gitmem gerek. Şehirden çıkmak için babanın yardımına ihtiyacım var. Ona gidip İvedilik'le konuşmam gerektiğini söyler misin? Söyleyeceğim. Anne. Sait. Halledeceğiz aslanım. Daha hızlı kardeşler. Yapacak iş çok. Bunların hepsini siperlere taşıyın. Haydi. Kardeşler, biz bu mühimmatları niye siperlere taşıyoruz? Gene mi hücum edeceğiz? Kardeş, yine yapmıyoruz ya. Siperlerde her daim silah dolur mühimmat da. Eksikleri tamam ediyoruz işte. Mehmet. Seninle bir adam akıllı konuşmak lazım.
Tamam, aklın gitti geldi eyvallah da. Böyle şeyleri de hatırlamazsan vay haline kardeş. Bu ne? Hasan, bakın hele kardeş. Şunu bir alın. Ahmet. Bu ne kardeş? Bilmiyorum Çavuş, ben de şimdi gördüm. Bu ne ki Çavuş? Birel bombaların içine koymuş bunu. Belli ki yanlışlıkla olmuş Çavuş. Demez. Yanlışlıkla olmaz kardeş bu. Kasıtlı olarak kim niye bunu koysun Çavuş? Vallahi bilmiyorum Mehmet kardeş. Kışlada kasıtlı yahut kasıtsız işler çoğalmaya başladı. Yunus, bak hele kardeş gel. Emret Çavuş. Bu sandığı alın, Levazım subayına götürün. Bombalarda sıkıntı var mı baksınlar. Emredersiniz Çavuş. Ne olur ne olmaz. Çavuş, bombalarda ne sıkıntı olsun ki? Arızalıdır belki kardeş. Bu Mehmet'ten başka arızalı bir şey var mı Çavuş? Kardeşim senin ablan hala arada gel yapıyor ya, ben ondan şaka ettim, kusura bakma. Olsun kardeş, geçti gitti. Geçti gitti diyorsun da Mehmet hala acemi er gibi sualler soruyorsun. Doğru diyor Ahmet. Ne oldu mu şimdi Hasan kardeş? Ya ben ne dedim, adamın iyiliği için konuşuyorum. Ah be, hatırlayabilse her şeyi. Benim aklıma bir şey geldi. Sana bir hediyem olacak Mehmet kardeş. Hem de ilaç gibi bir hediye. Ahmet, ne karıştırıyorsun kardeşine? Göreceksiniz Çavuş. Hepiniz göreceksiniz. Gönül isterdi ki Zeynep bacım da burada olaydı. İnsan sevdiğinin yanında olunca zorları da kolaylaştırıyor be. Zeynep. Çavuş, ben eskileri biraz karıştıracağım. Bana bir izin versen. Tamam, hadi git. Oyalım ama. Sağ ol Çavuş. Hadi kardeş, işinizin başına sizde. Başla Çavuş. Kattaki hastayı gördünüz mü? Ben alt katla görevliyim hanımefendi, bilmiyorum. Zeynep nerede? Ona ne yaptın? Ne demek Zeynep nerede? Odasında yok. Ne yaptın ona? Yoksa sonunda amacına ulaştın mı? Ben Zeynep'e elimi sürmedim. Dünden beri görmedim de. Çok merak ediyorsan Doktor Salman'a sor. Yüzbaşı Yamalt'ın Zeynep'le ilgilenmesi için onu görevlendirdi. Ayrıca bir daha sakın bana Zeynep diye gelme. Anladın mı?
razıyım ben. Yüzbaşı! Neden bağlayayım? Çözün beni! Yüzbaşı! Neden bağlayayım? Yardım edin, kimse yok mu? Bağırsam bile seni burada kimse duyamaz Zeynep. O yüzden kendini daha fazla zorlamam. Akşam tekrar geleceğim. O zaman seninle Mehmet hakkında uzun uzun konuşacağız. Sizi arıyordum. Zeynep odasında yok. Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Lütfen bana yardım edin. Gelin böyle. Zeynep Hanım'ı Yüzbaşı Yamalt'ın götürdü Fatma Hanım. Ne? Ne diyorsunuz siz? Nereye götürdü? Yüzbaşı Zeynep Hanım zehirlenen Doktor Alice olduğundan şüpheleniyor. Onun iyileşmesi ve tehlikeden korumak için gizlice hastaneden taşıdı. Tedavisine devam edebilmem için beni arada yanına götürecekmiş. Başına böyle bir şey nasıl karar verebilir? Kendisi ne zannediyor? Zeynep'i niye eve götüremiyoruz biz? Biliyorsunuz ben yüzbaşıyı sorgulayamam. Emirlerini uygulamaktan başka şansım yoktu. Tek tesellim yakında Zeynep Hanım'ı görecek olmam. O zaman size bilgi getirebilirim. Ona nasıl güvenirsiniz ya Zeynep'in başına bir şey gelirse? Tabii ki güvenemeyiz. Ancak Ali Kumandan'la konuşmadan hareket etmemeliyiz. Hayır sakın. Ali Kumandan'la konuşmayın. En azından bugün değil. İlgilenmesi gereken çok daha mühim bir meselesi var. İnşallah bu arada Zeynep'in başına bir şey gelmez. Yüzbaşı Hamilton, Zeynep Hanım'ı hastaneye getirdiği gece ölecek diye çok korkmuştu. Gerçekten öldürmek istese bunu çoktan yapardı. Ben onun gerçekten Zeynep Hanım'ı umursadığını düşünüyorum. Varlığı batsın Ursun. Habersiz bırakmayın. Söz veriyorum yarın Ali Kumandan'a her şeyi anlatacağım. Zeynep'i de Yüzbaşı'nın elinden kurtarıp eve getireceğim. Bizler için canlarını feda eden siz yiğitlere ne hediye etsek azdır. Lütfen kabul buyurun. Estağfurullah Şeyh Hüceyim Sadun. Siz ki kum tepeleriyle dolu bu çölde sırtımızı yaslayabildiğimiz bir dağ gibisiniz. Müttefik aşireti bu harp başladığı günden beri hep yanımızda oldu. Gerek yiğitlerinizle, gerek dualarınızla bizi hiç yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Bizler bir bedenin azaları gibiyiz. Bir insanın dili kalbine düşman olur mu hiç? Osmanlı Arapların yüreği gibidir. Şimdiye kadar olan ihanetlerle ilgili ne söylesem boş tabii. Şeyh Sadun, bir kalp dostu da haini de ayırt edebilir. Müşteri olunuz. Biz akla karayı ayırt edebiliyoruz. Mütesir olmamın sebebi bazı Arapların hürriyetle esareti ayırt edememesindendir. Ne atalarım, ne ben, ne de aşiretimin büyükleri hiçbir zaman Osmanlı çınarının gölgesinde olmaktan hicap duymadı. Siz
kutsal emanetlerimizi hakkıyla muhafaza ettiniz. Hilafete zinhar ihanet etmediniz. Hazreti Ömer bizdendi. Siz onun adaletini şiar edindiniz. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'e buyurduğu gibi, bir elime güneşi, bir elime ayı verseler yine de davamdan vazgeçmem. Biz de tevhid bayrağını taşıyan Osmanlı'ya yardım etmekten asla geri durmayacağız. Ne şimdi ne de kıyamete dek. İşte Allah'ın müjdelediği zafer budur. Kaç harpten galip gelirsek gelelim, kaç düvele hakim olursak olalım, bu birlik beraberlikten daha muazzam bir zafer olamaz. Keşke diğer aşiretler de tevhidin tek sancağı olduğunu idrak edebilselerdi. Ancak onlar Allah'ın sancağı yerine kavim sancağını seçtiler. Kumandanım bağışlayın. Mühim bir durum var. Seyit! Rüstem oğlu Seyit. Aslanım, nedir bu halin? Kumandanım, Güney cephesine giden takviye birliklerim. Birliğimiz saldırıyor orada. Ne? Kim yaptı bunu? Düşman aşiretler kumandanım. Bir anda saldırdılar. Sayıca kalabalıktılar. Ya diğerleri? Şehit oldular kumandanım. Şehadetleri kutlu olsun. Amin. Bu ihanetlerinin bedelini çok ağır ödeyecekler. Ne yapmamızı emredersiniz kumandanım? Bunu yapanları bulup hesabını soracağız. Müsaade buyurun, biz de sizinle birlikte gelelim kumandanım. Sağ olun. Ancak kendi neferlerimle halledeceğim. Şehrin etrafını kuşatmışken çölde savunmasız olan birliklerimize saldırmalarına müsaade edemeyiz. Bizi bu şereften eksik bırakmayın. Onlar nasıl taptıkları İngiliz putlarına yardım ediyorlarsa, bırakın biz de Allah'ın ordularıyla beraber olalım. Eyvallah. Onların kahpece yaptıkları bu baskınlara yiğitçe ve misliyle karşılık verilecek. Aslanlarım hazırlansın. Şafak vakti aynı zamana çıkacağız. Emredersiniz kumandanım. Yani diyeceğim o ki, benim kışlaya ulaşıp Mehmet'i durdurmam gerek. Senin sallarına ihtiyacım var. Bu eskiden çok kolaydı ama şimdi çok zor. İngilizler sürekli nehri gözetliyor. Şehirden çıkmamın tek yolu senin salların. Evet. Ama salları çıkarmam için bir nedene ihtiyacım var. Ticaret artık bunun için geçerli bir neden değil. Bunu da sen bulacaksın Neccar. Gitmem gerek. Beni öldürmek istiyorsan çek silahını vur. Seni şehirden çıkartırken yakalanırsan beni de, kızımı da yaşatmazlar. Eğer kışlaya gidip Mehmet'i durduramazsam hepimiz kaybedeceğiz. Ali kumandan doğru söylüyor baba. Vaktimiz yok. Söz veriyorum. Seni şehirden çıkartmanın bir yolunu bulacağım. Ama bana biraz vakit ver. Vaktim yok diyorum Neccar. Gitmem gerek. Son sözümü söyledim Üsküplü. Elimden başka bir şey gelmez. Tamam o vakit. Hakkınızı helal edin. Şehirden çıkmanın başka bir yolunu bulacağım. Ali nasıl çıkacaksın ki? Başka hangi yol var? Bu mühim mesele için gerekirse nehri yüzerek geçerim Fatma. Ama gitmem gerek. Ali yalvarırım, sakin ol. Babam söz verdi sana. Seni bu şehirden çıkarmanın bir yolunu bulacak. Hem şimdi yakalanırsan hiçbir anlamı kalmaz. Lütfen Ali. Bak neleri atlattık. Lütfen. Tamam. Ama yarın gideceğim Fatma. Babam bir yolunu bulsa da, bulmasa da yarın gideceğim.
Yüzbaşı. Yalvarırım çözün beni, acıyın bana. Ben açıklayabilirim. Yalvarırım. Bunca zamandır Alice haklıymış. Bunu ona söylemeyeceğim tabii. O zevki ona yaşatmam. Bu yüzden buradasın Zeynep. Yüzbaşı. Ona hiç inanmamıştım. Senin beni gerçekten istediğin için iyileştirdiğine inanmıştım. Gözlerim bu gerçekleri görmemiş. Lütfen beni dinleyin. Lütfen. Demek en başından beri Mehmet'in peşindeydin. Fatma ile Şerif Neccar da bu işin içinde mi? Hayır. Hayır. Hayır, onların hiçbir şeyden haberi yok. Sana yaşaman için tek bir şans vereceğim Zeynep. Bana hücre evinin yerini söyleyeceksin. Yapamam. Yapamam. Tabii ki yaparsın. Eğer bana hücre evinin yerini söylemezsen... gözlerinin önünde Mehmet'i öldürürüm. Yalvarırım. Yalvarırım Mehmet. Ben seni sevmiştim. Savaşta gerçek olan tek şey ölümdür. Buradan asla çıkamayacaksın Zeynep. Ne Mehmet'i ne de diğerlerini bir daha asla göremeyeceksin. Hepiniz gördünüz. Halil'e açıkça bu topraklar bizimdir dedim. En azından artık şaka yapmadığımızı görmüş olacak. Yaptığımız bu baskın İngilizler nezdinde de itibarımızı arttıracak. Elbette öyle. Artık Türkler için büyük bir tehdit var. Türkler bunu unutmaz. İntikam için mutlaka geleceklerdir. Gelecekleri varsa görecekleri de var. İstediğini beklemektense istediğini almak daha evladır. Bu yoldan dönüş yok. Sonuna kadar savaşacağız. İleridenler kumandanım. Ağır silahları yok. Acımak yok. Merhamet etmek yok. Bizi sırtımızdan vuranları gözlerine baka baka öldürün. Etraflarını çevireceğiz. Benim işaretimi bekleyin. Emredersin. Ya.
merak etme. Ne yapıyorsun? Mehmet! 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 Dur aslanım Mehmet! Mehmet dur aslanım, geberteceksin. Kumandan sana istedi. Ebu Ulaoğlu Zafir, Allah seni ve neslini kahretsin. Sen ve makam düşkünü baban Müslümanlığın yüz karasısınız. Allah asıl seni kahretsin. Kanvini sattın. Lan! Şehzadun. Sakin ol. Bu iş artık bitti. Dokunamazsınız. Buna cüret edemezsiniz. Sana öyle bir dokunurum ki elimin izi yedi ceddine miras kalır. Bundan sonra artık kendisi esirimizdir. Emredersin kumandanım. Kumandanım. Kumandanım, sağ kalan yok. Hepsi öldü. Şehitlerimizin intikamı alınmıştır. Bu soysuz köpeğin sahipleri bize pusu kurulamayacağını anlasın. Hepiniz alınlarınızdan öperim. Sağ ol! Getirin bu köpeği. Desteğin için sağ ol, var ol şehzadım. Allah yokunuzu aratmasın. Allah, devlet-i aliyenin yokluğunu göstermesin. Amin. Ne zaman isterseniz yanınızdayız. Devam et. Bu kadar yemekle yaşayamayız. Yetmedi ki. Nasıl doyacağız bununla biz? Bunun için gelmedik buraya. Neden yemekler azaldı? Ne oluyor burada? Kesin sesinizi! Size ne kadar yemek veriyorsak o kadar mı yiyeceksiniz? Ve çenenizi kapalı tutacaksınız, anladınız mı? Biz Hintli değiliz Üsteğmen. Bize bu şekilde davranamazsınız. Öyleyse bir İngiliz gibi asil davran. Bırak onu Üsteğmen. O haklı. Tek çeşit yemekle yaşayamayız. Kesin sesinizi! Dikkat! Ne oluyor burada asker? Efendim, askerlerimiz yediklerini az buluyor. Ne demek az buluyor? Yemeğin hepsi bu mu? Evet efendim. Bu nasıl bir kepazeliktir böyle? Alfred Hamilton nerede? Efendim, elimizdeki yer... Sana Hamilton nerede dedim! Şehri teftişe gitti efendim. Ona söyle. Askerlerinin yemeği ilk katına çıkarılacak. Fakat efendim, yiyeceklerin miktarını düşürmesini siz emretmiştiniz. Miktarı düşürün dedim. Askerlerimi aç bırakın demedim. Daha ölmedik Alfred. Efendim, ambarımızda yeteri kadar erzak olduğundan emin değilim. O halde Hintlilerden kesin. Gerekirse bir gün verin, bir gün vermeyin. Umurumda bile değil. Ama benim askerlerim aç kalmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Yemeğinize devam edin. Bu mesele hallolacaktır. Sağ ol! Oliver. Bana kalan erzağın detaylı listesini getir. Emredersiniz efendim. Atar!
buna inanabiliyor musunuz Bay Lawrence? Elimizdeki erzakla bir ay bile idare edemiyoruz. Haklısınız. Bu kabul edilemez. Askerlerimizi besleyemezsek onlardan savaşmalarını bekleyemeyiz. Daha önce hiç bu duruma düşmemiştim. Hiç. Ne ikmal yolları açık, ne coğrafya müsait. Tanrı aşkına buradaki insanlar neyle besleniyorlar böyle? Beslenemiyorlar general. O yüzden Osmanlı'ya isyan ettiler. Yakında bize de isyan etmelerinden korkuyorum. Efendim? Sen neredesin Hamilton? Askerlerimiz yiyecek için isyan ediyor, sen ortalarda yoksun. 8. yüzyılda değiliz. Ne biçim bir utanç bu böyle? O konuyla ilgilendim efendim. Nasıl ilgilendin? Hintlerin yiyeceklerinden kısarak daha ne kadar dayanabiliriz? En fazla bir ay. Ama bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Buyurun, dinliyorum. Şehirde yiyecek var general. Ordumuzda yok. Yani demek istediğiniz... Evet. Araplar artık bizim bayrağımızın altında yaşıyorlar. Her ne kadar İngiliz olmasalar da onlar da bizim tebaamız. Ve bu ordu onlar için savaşıyor. Eğer bu ordu onlar için savaşıyorsa, onlar da bizimle yiyeceklerini paylaşmak zorundalar. Efendim bu... Devam edin. Nasıl olsa bu kuşatma yakın zamanda kalkar. O zamana kadar şehirdeki zenginlerin yiyeceklerine el koymalı ve idaresini üzerimize almalıyız. Eğer şehirdeki bütün yiyecekleri toplayabilirsek, halka ve askerlerimize eşit bir şekilde dağıtarak en az bir ay daha kazanabiliriz. Şamil. Emredin kumandanım. Kaymakamın oğlunu çadıra götürün. Hazır olduğunda haber verin. Emredersin kumandanım. Ebu Ula, İngilizler ne şehrin dışındaki kuşatmayı kaldırabiliyorlar, ne de şehirdeki teşkilatçıları yakalayabiliyorlar. Çünkü elimizden geleni yapmıyoruz. Madem İngilizleri dost bildik, o zaman bu işin gereklerini yerine getirmemiz lazım. Ne yapmaktan bahsediyorsunuz Kaymakam Bey? Teşkilatçılar içimizde yaşıyor, şehrin içinde. Eğer halktan birileri onlara yardım etmese, bu yaptıklarını yapamazlar. Efendim. Efendim, Osmanlı ordusu Zafir Bey'in de bulunduğu kampa baskın yapmış. Zafir? Zafir ne durumda? Efendim, hiçbir bilgimiz yok. Bilgiyi getiren adamımız daha zor kurtulmuş. Ne? Çek şuradan. Evet, belki haklı olabilirsiniz. Ama unutmayın ki Üsküp'lü ambarı bu yüzden havaya uçurdu. Yeni bir ambar inşa etmek demek, yeni bir hedef demek. Bu hale düşmemizin sorumlusu sensin. Ambarlarımızı koruyamadın, şimdi de bir türlü yakalayamadın, bir avuç casusu öne sürüyorsun. Yüzbaşı bir konuda haklı. Yeni ambar demek, yeni hedef demek. Ancak atladığınız bir şey var. Havaya uçan ambardaki yiyeceklerin çoğu hala sapasağlam duruyor. Bu ne demek? Teşkilatçılar yiyeceklerin hepsini imha edecek kadar aptal olamazlar. Patlamadan önce önemli bir kısmını başka bir yere kaçırıp sakladıklarını düşünüyorum. O kadar yiyeceği nerede saklayacaklar ki? Şehirde bunu yapabilecekleri büyük ambarlar var. Ve bu büyük ambarları onlara tahsis edecek olan hainler. Şehirde onlara böyle bir desteği kim verebilir? General! Kaymakam Bey, şu anda toplantı halindeyiz. Bu durum bekleyemez. Oğlum Zafir çölde yaralı vaziyette. Üstelik de savunmasız bir şekilde yardım bekliyor. Bu durum sizin yüzünüzden.
Hakan, Hakan Bey, haddinizi aşmayın. Ebola, bu savaşta birlikteyiz, unutmayın. Sizin kayıplarınız kadar bizim de kayıplarımız var. Yüzbaşı, sizin hiçbir kaybınız yok. Çünkü askerlerinize önem vermiyorsunuz. Ama söz konusu benim oğlum Zafir'se, onu harp kaybı olarak göremem. Kaymakam Bey, yeter! Oğlunuz için üzgünüm. Ancak şu durumda elimizden bir şey gelmez. Sizin gelmeyebilir ama benim gelir. Sakın bizden habersiz bir şey yapmaya kalkmayın. Bana bak. Daha dün geldin. Bana sakın ama sakın ne yapacağını söyleme. Ebuoğlu'nun bu tavrı hoş değil. Onun desteği önemli. Kesinlikle efendim. Bay Lawrence onu daha fazla kızdırmaktan başka bir şey yapmadı. Yüzbaşı, dostlarımızı ve düşmanlarımızı zor zamanlarımızda tanırız. Ebuoğlu'nun bize olan sadakatini ispat etmesi gerek. Oğlunu feda ederek mi? Gerekirse evet. General, üzgünüm ama bunu söylemek zorundayım. Ebuoğlu'ya dikkat etmeliyiz. Her şeyi yapabilir. Bazen müttefiklerimizi kendilerinden bile korumalıyız. Sadakat zor meziyet. Savaş tıpkı bir hava benzer Zafir. Ya avsındır ya da avcı. Ben her ikisine de saygı duyarım. Ama avcıyı ava götüren tazılardan nefret ederim. Neden yaptın bunu? Halkımızın şerefi için. Şeref mi? Vatanını savunmaktan aciz bir hain nazırına hiç yakışmıyor Zafir. Hepiniz ödeyeceksiniz. Hepiniz ödeyeceksiniz. Geçti ya. Koskoca bir gün. Nasıl hala bir çözüm bulamamış olabilirsin? Denedim. İngilizler son patlamadan sonra azami itina göstermeye başladı. Yok mu bir kervan mervan, ne bileyim, arasına karışıp çıkayım şehirden? Gitmem gerek diyorum Neccar. Gitmem gerek. Neccar! Neccar! Şerif Neccar! Bekle. Neccar! 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 Geç, geç, geç hele! Geç, geç! Neccar! Sakin ol Ebuoğlu. Nedir bu telaşının sebebi? Neccar, Zafir çölde vurulmuş yaralı. General haber verdin mi? Verdim. Ancak hassas bölge olduğu için. Müdahale edemeyiz dediler. Mesela kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Neccar, Zafir benim her şeyim. Bana yardım et. Sakin ol Ebuoğlu. Bu kaygıyı en iyi ben bilirim. Demek ki müttefiğimizden sadra şifa verecek bir yardım gelmeyecek. Bunun için kendimiz gitmeliyiz. Neccar, ben adamlarımı hazırladım. Senden de adam istiyorum. Tamam. Ben de mahduma talimat vereyim. Bizden de birkaç adam hazır etsin. Sen merak etme. Gerekirse çölü karış karış arayacağız. Ve sonunda Zafir'i bulacağız. Neccar, Allah senden razı olsun. Senin hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Olur mu öyle şey? Zafir benim de oğlum sayılır. Hadi vakit kaybetmeden hazırlıklara başlayalım. Tamam. Hadi. Hadi Neşan. Hadi.
Ben bir gidip açtım Üsküplü. Adamların arasına karışacaksın. Artık üstünden mi esersin yoksa altından mı, o sana kalmış. Eyvallah. Beni çağırmışsınız yüzbaşı. Bakın yüzbaşı, baştan söyleyeyim, Zeynep'in nerede olduğunu bilmiyorum. Beni eğer bu konuda azarlamak için çağırdıysanız... Sizi o konu hakkında konuşmak için çağırmadım. Peki. O zaman konu nedir? Bay Lawrence'la tanışmışsınız. Onun hakkında yalanlar söylediğinizi biliyorum. Ben sadece birkaç gözlemimi paylaştım. Niyetim kötü değildi. Öyle mi? Demek kötü değildi. Anlıyorum. Anlamadığım şey, beni kendinize düşman etmek için neden bu kadar çok uğraştığınız. Yanılıyorsunuz yüzbaşı. Ben başından beri size yardım etmeye çalışıyorum. Arkamdan iş çevirerek mi? Asla. Sadece ülkemizin bu savaşı kazanmasını istiyorum, o kadar. Bir daha Albay Lawrence hakkında tek bir kelime dahi ederseniz ya da arkamdan iş çevirmeye kalkarsanız o zafer günlerini görecek kadar uzun yaşayacağınızı sanmıyorum. Yüzbaşı, beni tehdit ederek asıl büyük tehdidi gözden kaçırıyorsunuz. Ne tehdidi? Büyük umutlar bağladığınız Mehmet şu anda tehlikede olabilir. Orada neler yaşadığını bilmiyoruz. Günlerini gerçekten tanıdığı, yan yana savaştığı insanların arasında geçiriyor. Güçlü bir an, bir koku, bir söz hafızasını tetikleyebilir. Ona yeteri kadar ilaç verdik. Görevini başaracaktır. Evet, verdik. Ama orada durum farklı. Riske giremeyiz. Bakın, adamlarınız onunla irtibat halinde. Belki onu kısa süreliğine geri çağırıp ona tekrar ilaç verebilirsek. Olmaz. Ortadan kaybolamaz, şüphe çeker. Bir geceliğine ortadan kaybolabilir. Olmaz dedim. Çok tehlikeli. Hafızasının geri gelmesi daha mı az tehlikeli? Eğer hafızası yerine gelir de beni yarı yolda bırakırsa, ona öyle şeyler yaparım ki tek bir parçasını dahi bulamazlar. Sana söylediğim gibi Alisa, sen sadece hastanedeki işlerinle uğraş. Benimkileri bana bırak. Söyleyeceklerim bu kadar.
Her şey hazır. Şehirden Ebu'nun adamlarıyla birlikte çıkacağım. Adamlar seni tanırsa ne olacak kumandanım? Bugüne kadar beni tanıyan düşmanlarıma ne olduysa olacak. İçim cehennem gibi. Mehmet. Bırakma kendini Sait. Vesveseye mahal yok aslanım. Benim yokluğumda da Mevlüt'ün sözünden dışarı çıkmak yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Yokluğumda komuta sende Mevlüt. Baş üstüne kumandanım. Lawrence bizim için gerekeni yapacaktır. Ebu Ulan'ın adını generalin kulağına damlattığı an hazır olun. Yakup. Buyur kumandan. Ambarın anahtarlarını çalacaksın aslanım. Baş üstüne. Erzakları Ebu Ulan'ın ambarına taşıyın. Sessizce. İz bırakmayın. Tamamını mı kumandanım? O erzaktan bize de lazım. Bir miktarı kafi. Bu ambarda bir tane buğday tanesi bulunsa bile Ebu Ulan işi bitti demektir. Neccar gibi Ebu Ulan'ı da yanımıza çekebilirsek büyük bir güç oluruz kumandanım. Çakala zincir vurup kapıya bağlarsın baba. Ama akrebe zincir vurulmaz. Ebu Ulan akreptir. Ki ölüsü işimize yaramaz. Dirisi yarar ama. Aynen. İngilizlere yardımı kessin yeter. Gözün arkada kalmasın kumandanım. Burayı evvelallah biz hallederiz. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Azrul! Selam! Dur! Aslanlarım, nedir sizi ölümle cenk etmeye iten? Göğsünüzü mazellere siper etmenizin sebebi ne? Neden her biriniz yardan, anadan, evlattan kopup cephede ölüm kovalayıp ölüm bekliyorsunuz? Cihana zulmü hakim kılmayı arzulayan, zalim bezirganlara geçit vermemek için değil mi? Mazlum milletlere esaret gömleği giydirip onlara köle olmanın kaderleri olduğunu söyleyen zalimlere bu fırsatı vermemek için değil mi? Bilesiniz ki bu arzunun bedeli ağırdır. Bu uğurda tarih boyunca nice şehitler verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
defnettiğimiz şehitler ne ilk ne de son olacaktır. Cihanın refahı, insanlığın huzuru, mazlumların sevinci için can verip baş almaya devam edeceğiz. Aslanlarım, omuzlarımızda her zamankinden daha büyük bir yük var. Bu yük, tesbihin taneleri gibi darmadağın olmuş, ümmeti Muhammed'i tekrar bir araya getirip, İttihat-ı İslam'ı sağlamaktır. Mücadelemiz, İslam diyarlarındaki kavmiyetçilik illetini yok edip, Müslümanlara giydirilmiş esaret gömleğini çıkartarak, geleceğe şanlı bir zafer yazmaktır. Biz, adaletin ve merhametin yegane güvencesi, cihanın gidişatından sorumlu, insanlığın huzurundan mesulüz. Bu sebeple cihanı zalim bezirganlara dar edeceğiz. Onları Kutulamare'nin kumlarında, Çanakkale'nin sularında boğacağız. Yiğitlerim, sizlere bakınca Bedir'in aslanlarını görüyorum. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fetheden yiğitlerini görüyorum. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın askerlerini, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in ordusunu görüyorum. Allah'a yemin olsun ki, sizler de onlar gibi bu millete öyle büyük bir zafer vereceksiniz. Zafer yalnız inananların olacak. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Amin! Tüfek başına! Marş! Kumandanım. Bu mektubu size. Bay Lawrence. Yüzbaşı. Sizi şehirde bilgi toplamaktan daha çok kaymakamlıkta görüyorum. Ne demek istiyorsunuz yüzbaşı? Üsküplü ve çetesini yanlış yerde arıyorsunuz diyorum. Burada olmadıklarından emin olabilirsiniz. Üsküplü'yü elinizden kaçırdığınız için çok öfkelisiniz. Bunu anlıyorum. Ama merak etmeyin. Onu sizin için tekrar yakalayacağım. Dikkat edin Bay Lawrence. Şüphe çekerseniz hayatınıza mal olabilir. Ava giderken av olmayın. Uyarılarınızı dikkate alacağım. Müsaadenizle. Ne yap ne et Basra'ya hemen telgraf çek Alfred. Bay Lawrence'ın KUT'a görevlendirilip görevlendirilmediğini hemen öğren. Efendim uğraşıyoruz. Ancak Türkler her defasında telgraf tellerini tahrip ediyor. Daha çok çalışın Alfred. Emredersiniz efendim. Telgraf hattını hemen tamir edin. Senden hemen bilgi bekliyorum. Ben hislerimde yanılmam. Bu adam KUT'a geldiği ilk günden beri ondan şüphe ediyorum. Buraya gelmesiyle hatların bozulması bir tesadüf olamaz. Emredersiniz efendim. Sait. Hadi elindeki çarçöpü bırak da vakit varken temizliğini yap. Her Müslüman temiz olmalı. Söyle o vakit baba.
senin elindeki kardeş kanı nasıl temizlenir? Ne demek istersin Sait? Lafı nereye getirirsin? Kana tutamadın dilini Sait. Delişmeyin bana o zaman abi. Bırak. Bilemezsin baba. Bilemezsin. Ali kumandan niye gitti oraya? Abi. Sen söyle abi. Ali kumandan kışlaya gittiğinde ne yapacak? Abi. Ulan ne öldürmesi? Öldürmek isteyeydi buradayken öldürürdü. Buradayken bilmiyorduk. Bilmiyorduk onun gavura bu kadar teslim olduğunu. Onlar için adam öldürecek kadar aklını kaybettiğini bilmiyorduk. Gayrı biliyoruz ama. Bilmediğim bir şey var Sait. Ali kumandan oraya vardığında Mehmet iyileşecek inşallah. Eline kardeş kanı bulaşmadan evvel aklı yerine gelecek. Gelecek. Gelmiyorsa bir Ali kumandan ata saldırırsa yapmadı şey mi? O vakit ne yapacak Ali kumandan? Benim burada elim kolum bağlı abiler. Yaptığı onca fedakarlıktan sonra onun bir hiç gibi ölmesine şahit olacağım ben. Sen hatırlarsın abi. Mehmet hangi rüyayla geldi buraya? Ne hayallerle girdi Osmancık taburuna. Ne fedakarlıklarla nefer oldu. Allah'tan reva mı bu şimdi? Sait. Onun yerine ben olmalıydım. O bir hain olarak ölmeyi hak etmedi. Zamanda türlü şeylerle sınarmış. Ve her sınamasının 40 neticesi varmış. Senin sabrın, şükrün ve sebatınla vücut bulurmuş. Eğer malını kaybedersen sebat et ki Rezzak olan rızasına nail olasın. Eğer sevgini kaybettiysen sabret ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem duasına ortak olasın. Eğer saatini kaybettiysen şükret ki Hazreti Eyüp'ün şifasına sahip olasın. Ey Sait, yalanan bu cihanda
İmandan daha büyük hakikat var mı? İmanına sahip çık Sait. İmanına. Kim bu? Zeynep. Mehmet! Zeynep! Mehmet! Hatırladın mı beni? Hatırlıyorum Zeynep. Her şeyi hatırlıyorum. Kömür karısı gözlerini, sevdamızı hatırlıyorum. Alçak herif. Onu bırak. Onu bırak, yalvarırım, onu bırak. Onu bırak, beni öldür, ne olur, yalvarırım. Hayır! Beni öldür, onu bırak! Yapmayın çocuklar. Beni de ağlatacaksınız. Burada 100 yılın aşk yaşanıyor ama kimsenin haberi yok. Eğer hala bir kalbim olmuş olsaydı sizin için gerçekten üzülürdüm. Hafızasını kaybetmiş zavallı bir Türk askeri. Karısını yok sayan, düşmanına yardım eden, hafızası yerine geldikten sonra artık her şey için çok geç olmuştur. Ne acıklı hikaye değil mi? Seni geberteceğim. Zalimim ama dürüstüm Zeynep. Sana verdiğim bütün sözleri hatırlıyorum. Hepsini tek tek yerine getireceğim. Hayır! Hayır yapma! Hayır yapma! Onu öldürme, beni öldür! Yalvarırım! Yalvarırım! Hayır! Seni bir serbest bırak, beni öldür! Onun hiçbir suçu yok! Bana hücrevini, yerini söylemezsen... Mehmet'i gözlerinin önünde öldüreceğimi sana söylemiştim. Onu sakladığım yerden getirdim. Buraya öldürmeye getirdim. Hayır. Hayır yalvarırım, beni öldür, onu öldürme. Mehmet!
rüyada bile gösterme Mehmet'imin acısını. Ne olur Allah'ım. Mehmet, kardeşim. Bak dün sana bir hediye de dedim ya, buldum. Biraz uğraştırdı ama sonunda buldum. Osmancık taburu seçmelerinden önce Sultanahmet'te bir konuşma yapmıştın ya, işte o. Darülfünun talebelerine yaptığın bu konuşmayı yabancı bir gazeteci dinleyip haber yapmıştı. Hatırladım. Mevlüt Çavuş anlata anlata bitirememişti. Ey Türk! Kim olduğunu hatırla. Kimsin sen? Adın ne senin? Vahşi, yırtıcı, barbar Avrupa, sana hasta adam demeden evvel adın neydi senin? Dur ve düşün. Aç ve kudurmuş Avrupa, sana esaret gömleğini biçmeden, vatanın müstemleke olmadan, mazine dön ve kim olduğunu hatırla. Mehmet. Kardeşim. Mehmet. İyi misin? Mehmet iyi misin kardeşim? Kardeşim bir şey desene. İyiyim ben. İyiyim. Başım döndü sadece. Yüzümü yıkarsam geçer. Geleyim mi sana? Gerek yok. Gerek yok. Başım döndü dedim ya. Ben çıkayım. Havalı bak kendime gelir başım döndü. Yok mu sinyal? Hayır efendim. Karşılık alamadık henüz. Ne zaman karşılık alacaksın? Efendim, Basra'dan sinyali görürlerse karşılık alacağım. Hadi, acele et. Efendim. Devam edin. Nedir durum? Henüz sinyali alamadık efendim. Alacaksın Alfred. Görevi sana verdim. Bu işi hemen halledemezsen. Emredersiniz efendim. Aslanım, neferler büyük çadırda muayene ediliyor. Kumandanım, kafamın içinde sesler var. Ben iyi değilim. Geç bekle şöyle. Thank you.
Yusüreoğlu Mehmet. Kumandan. İyileştim ben. Yemek yersem iyileşirim. Yani kötü olursam gelirim. Sağ ol. Çaresiz kaldım. Ama hiçbir neferimi öldürmek zorunda kalmadım. Kurban oldum. Beni bununla sınama yarattın. Biliyorum Ali. Bu sefer omuzlarındaki yük çok daha ağır. Çıkarken Said'in yüzünü bir görseydin. Said'in dışı korkusuz bir savaşçı. İçi ise kardeşi için yanan küçücük bir çocuk. Ya korktum başıma gelirse? Ya Mehmet'i öldürmek zorunda kalırsam? Mehmet ah. Ali, neferlerin sana öyle bir kuvvet, öyle bir cesaretle bağlılar ki... ...senin verdiğin her karar onlar için doğru olacaktır. Bununla ilgili hiçbir şüphe duymayacak, inan bana. İnşallah. Senin pusulan kalbindeki vatan sevdan. İnşallah. Tüm kalbimle dua edeceğim Ali. O sevda seni daha büyük acılarla sınamasın. Aksine... Gücüne güç katsın, seni cesaretlendirsin. Mehmet'i aklı başında sağ salim kardeşine kavuştursun. İnşallah. Keşke elimden bir şey gelse de omuzlarındaki yükü ben alabilsem. Kalbindeki acıyı ben taşısam, sen de huzura ersen. Nasıl söz Fatma Hanım? Benim huzurum sensin. Kendimi güvende hissettiğim tek yerde o gül cemalin. Allah yardımcım olsa da Mehmet'i vurmak zorunda kalmasam. Kalmayacaksın. İnancını kaybetme ki dualarımız kabul olsun Ali. Yayı yeterince gerdik. Artık oku fırlatmanın zamanı geldi. Bu okla düşmanda daha büyük bir yara açacağız. Ve bu yarayla İngilizler kuduz kerp gibi sağa sola saldıracaklar. Şükürler olsun Allah'a. Her gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Zaferi elde edip İngilizlerden intikamımızı alacağız. Ne zaman başlıyoruz çavuş? Hemen Sait. Hemen. Erzağı Ebu Ula'nın ambarına gizlice koyduk. Sen Thousand Gavur'una gidip Ebu Ula'dan şüphelendiğini ve onu takip edeceğini söyleyeceksin. Bir müddet sonra da ambarı ihbar edeceksin. Böylece İngilizler Ebu Ula'nın kendilerine ihanet ettiğini düşünüp onu tutuklayacaklar. Ve birbirlerine düşecekler. Allah yardımcın olsun. Dikkatli ol. Merak etme çavuş. Sağ ol kardeş. İçerideki esire yiyecek getirdim. İyi de ne ekmek ne su vermeyin demiş Haluk kumandan.
Buraya getirdiklerini öyle dediler. Mehmet. Kardeşim. Mehmet. Evlatlarım. Çöl kurur niyeti iyi olan. Şükürler olsun Rabbime. Yeniden gösterdi sizi bana. Keşke ninem Mühsre baba da burada olsa. Hanım kızımızı tanıştırmayacak mısınız? Sen bilmezsin. Zeynep baba. Geride kalmanın ne demek olduğunu. Benim olsaydın hayatım olurdu. Babanın seni kardeş, nasıl uzaktan izlediğini bilmezsin. Kardeş iyi misin? Kardeş iyi misin? Sen yine de bir helallik ver de. Kardeş. Öbür tarafa hesabımız kalmış. Kurumuş. Çöl gibi bir yüreği yeşertecek bir sevgi var içinde. Kardeş. İyi değilim. Hastayım. Bırak içeri gireyim de bitsin bu işkence. İyi de. Vallahi bana da emir verdiler. Ben de hoşnut değilim. Ama demek ki önemli bir mahkum takas edecekler. Bırak gireyim. İyi. Gir vazifeni yap. Ama fazla oyalanma. Eyvallah sağ ol. Martin. Şşt. Sessiz ol. Nerede kaldın? Kolay mı sanıyorsun sen bu işleri? Kalk. Al şunu. Dur, ne yapıyorsun? Beni kurtarmaya gelmedin mi? Şimdi değil. Elindeki bu silahla kışladan kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ne işe yarar bu? Ne bileyim. Halil'i rehin alırsın, öldürürsün. Ne bileyim ben. Halil'i öldürmek senin işin. Benim değil. Kokun burnuna tuttu Mehmet. Senin bir vazifede esir düştüğünü söylediler. Bin tane oğlum olsa bini de bu vatana feda olsun dedim. Varsa bir hakkım helal olsun. Hüseyin oğlu Mehmet! Teşkilatını etsin. Taşıdığım silah, baş eğdiğim sancak ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. İyi misin? Neyin var? Bırak! Dokunma! Artık benim adım Mehmet! Kumandanım, müsaade ederseniz şehidimizin vasiyetiyle ben alakadar olayım. Kim bilir ne yazıyor Salih. Elim gitmiyor açıp bakmaya. Şehit düşmeden evvel size verilmesini vasiyet etmeseydi, size getirmez ben gereğini yapardım kumandanım. Aslanım bana emanet etmişse gereğini yapmak da bana düşer. Kumandanım, bu vasiyet size ulaşmışsa ben şehadet makamına erdim demektir. Şükürler olsun. Beni bağışlayın ancak bu vasiyeti size iletmeseydim gözüm arkada kalırdı. Ben Saruhan ilinden Salih oğlu Zeki Çavuş. Vaktiyle Canikli Ramazanoğlu Rüstem Çavuş'tan anama göndermek için 10 lira borç aldım. Eğer borcumu ödeyemeden şehit olmuş isem,
Baba Yadigar'a bir saatim vardır. Onu Rüstem Çavuş'a vermenizi isterim. Zira Rüstem gururludur. Sizden başka kim verirse versin kabul etmeyecektir. Beni bu borçtan azat ederseniz ruhum şad olacaktır. Hakkınızı helal edin. Canekli Ramazan olur Rüstem Çavuş'u çağır Salih. Kumandanım, Rüstem Çavuş şehadet mertebesine erdi. Bugün defnettik. Şehit Zeki Çavuş'un hemen yanındaki kabirde metfundur. Zafer ve soysuz yandaşları onu da şehit etti. Rüstem Çavuş'un ailesine benim şahsi paramdan 10 lira göndermeni istiyorum. Zeki Çavuş'un ailesine de kendisinden kalan yadigarları gönderin. Baş üstüne kumandanım. Ya neferlerimizi şehit eden alçak Zafer'e ne yapmamızı emredersiniz? Sorgulayacağım Salih. Zafer denen o soysuzun yüreğimize düşürdüğü bu acının bir bedeli yok. Ona ne yapsam nafile. Kafasına sıkıp öldürsem murdar bir ceset. Yaşatsam kapımızdan neciz bir hayvan olmaktan öteye gitmeyecek. Gel gör ki her şeyin arkasında bir destan var. Ah memleket. Bilsen uğruna yiten canları. Cana gelir. Tükürür atarsın sırtından bu alçak düşmanları. General, böyle habersiz geldiğim için bağışlayın. Ancak çok önemli bir durum var. Bir şey mi oldu Bay Lawrence? Bay Lawrence, anlatsanıza, buyurun dinliyorum. Size böyle bir haber verdiğim için gerçekten üzgünüm. Ancak tahminlerimde yanılmadığımı anladım. Ebu Ula, bir hain. Böyle bir şey mümkün değil. Gördüklerimden sonra her şey mümkün General. Bay Lawrence, Ebu Ula bizim müttefikimiz. İhanet etmesi akıl işi değil, kendisi de yanar. İhanetin rengarenk elbiseleri var General. Sadece siyah değil. Ne diyorsunuz Bay Lawrence? Lütfen anlamıyorum. Açık konuş. Ebu Ula müttefikimiz, evet. Ancak en zor zamanlarınızda bile kendi çıkarlarını düşünecek kadar zeki biri. Ambarında çuval çuval erzak saklıyor. Ambarlarında hiç erzak olmadığını söylemişti bize. İşte. Bu da ihanetin beyaz elbisesi General. Kendine kalsa bu ihanet bile değil. Kendi aklınca ailesini ve halkını koruduğunu düşünüyor. Yo. Yanılıyorsunuzdur siz. Ebu Ula bizden böyle bir şeyi asla saklamaz. O halde sizi Ebu Ula'nın ambarına götürebilirim. Bunu kendi gözlerinizle görün. Eğer bu söylediğiniz doğruysa... İngilizlerden gerekli desteği almadık. Zafer'i kendi imkanlarımızla bulacağız. Sallarla nehri geçip çöle yayılacaksınız. Türk kışlasına yaklaşmayacaksınız. Şayet yakalanacak olursanız tüccar olduğunuzu söyleyeceksiniz. Merak etmeyin efendim. Zafer Bey bulmadan gelmeyeceğiz. Karanlık çöktüğünde gelmeyeni beklemeyeceksiniz. Geride kalanlar başının çaresine bakacak. Dilsiz,
Sen nehri geçince gruptan ayrılacaksın. Dediğim yerlere bakacaksın. Anlaşıldı mı? Hadi. Allah yardımcınız olsun. Zafer'i bulmadan gelmeyin. Haydi. Yaptığınız kabul edilemez general. Beni neyle suçladığınızın farkında mısınız? Kaymakam bey, zor zamanlar geçiriyorum. Lütfen daha fazla zorlaştırmayın ve şu lanet ambarın kapısını açtırın. İçeride hiçbir şey yok. Bu yanlış haberi size kim getirmişse aramızı bozmak istiyor. Ben de bunlara mahal vermemek için bir an önce ambarı görüp işimin başına dönmek istiyorum. Göreceksiniz. Gördüğünüzde de bana olan vefa borcunuz 1000 kat artacak. Açın. Çok sayıda erzak var. Hadi hadi hadi. Diyorsun sen. Olamaz. Mümkün değil. Çekil şuradan. Yazıklar olsun. General, bu yiyecekler bana ait değil. Benim değil. General, ne yazık ki bu tür durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Ne durumu? Neden bahsediyorsun sen? Ben hain değilim. Efendim, eğer izin verirseniz bu konuyu araştırmak isterim. Neyi araştıracaksın yüzbaşı? Gördüğüme mi inanacağım senin hazırlayıp durduğun raporlara mı? General, bakın size bir daha söylüyorum. Bu mallar benim değil diyorum. Evet, haklısınız. Sizin değil. Bunlar benim askerlerimin. Ama benim asıl merak ettiğim bunların buraya nasıl geldiği. Efendim, erzağın çoğu patlatılan ambarımızdan alınmış. Üzerinde bizim verdiğimiz numaralar var. General, aklınızı başınıza alın. Bu bir oyun. Bunu görmüyor musunuz? Tutuklayın. Bunu yapamazsınız. General, bunun bedeli ağır olur. Kendinize gelin. Bu bir kumpas diyorum size. Götürün. Bırak beni. Bırak.
kessesini. Bu defa senin sözüne güvenip işimi şansa bırakacak değilim. Büyük bir hata yapıyorsunuz Bay Lawrence. Ebeula en iyi dostlarımızdan biridir. Kendisini çok iyi tanırım. Ama henüz sizi tanımıyorum. Beni tanısaydınız iyi bir casus değil, sıradan bir yüzbaşı olurdum zaten. Seni belki de vazifelerin en zoru bekler. Sana vereceğim vazife değil rotada galip gelmeyi, belki de İngilizleri Basra'ya dökmemizi sağlayacak vazife. Vereceğiniz her vazifeyi hakkıyla yapacağım, o namusun üzerine yemin ederim kumandan. Şehadet nedir? Babam ve Resul-i Ekrem'e kavuşmaktır. Başka? Vatanın kurtuluşudur. Başka? Milletin dirilişidir. Senin adın ne asker? Hüsnüoğlu Mehmet kumandanım. Ben kimim evlat? Plevne gazisi. Ordunun delisi. Cenk meydanlarının aslanı. Pehlivan Hüsrev Beysin. Saydım Mehmet'im. Çıkın kafam. Çıkın. Bu rüya mı? Rüyada mıyım? Rüya değil. Seni çölde bulduk. Yaralıydın. Çıkın kapının içine. Baş eğdiğim sancak. Baş eğdiğim sancak. Ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kimsiniz? Biz Osmanlı neferleriyiz. Benim adım Mevlüt. Ya sen nereden tanıdın? Sen de Niyazi olmalısın. Kardeş, sen kimsin? Adını bağışla hele. Hüsnüoğlu Mehmet! Emret kumandanım! Yani şimdi sen diyorsun ki bu topraklar size atalarınızdan kaldı, öyle mi? Sen de biliyorsun. Sadece itiraf edemiyorsun. Neyi? Bu toprakların sadece bizim olduğunu. Sizin hükmünüz kağıt üzerinde. Bu uçsuz bucaksız çölde biz ne dersek o olur. Bunu karşımda elleri kolları bağlı bir esir mi söylüyor bana? Hayır. Canını alacak olan celladın söylüyor. Yok mu sinyal? Komutanım,
4 farklı yolla telgrafı ilettik. Beklemekten başka çaremiz yok. Kaç saat oldu? Ya Basra'ya sinyal gitmediyse? Ne oldu? Cevap mı var yoksa? Basra sinyalleri gördü. Muhtemelen cevap yolluyorlar. Hadi hadi çabuk. Deşifre et şunu çabuk. Şehrimde beni tutsak etmek neymiş göstereceğim onlara. Üstelik de bir iftirayla. Necar. Şu halime bak. Seni en iyi ben anlarım. Bu duvarlarda benim sesim hala yankılanıyor. Necar, bu bir iftira. Benim ambarda yiyecek sakladığıma inanmıyorsun değil mi? Elbette inanmıyorum. Kim bilir İngilizler yine ne oyunlar peşinde. Beyler, lütfen haddimizi aşmayalım. Bana bak. Sen ülkende kumla oynarken ben burada siyaset yapıyordum asker. Bana haddimi bildirmek senin işin değil. Sen nasıl beni bu zindanda yalnız bırakmadıysan... Ben de seni bırakmayacağım. Necar, benim bir önemim yok. Zafir, ondan bir haber var mı? Henüz yok. Ama onu da bulacağız. Merak etme, her şey düzelecek. Şu halimize bak. Evlatlarımızın mürüvvetini görmeyi beklerken düştüğümüz şu hale bak. Necar, biz bunu hak edecek ne yaptık ha? Her ne yaptıysak... Muhakkak Allah bize bunu telafi etmenin bir yolunu gösterecektir. Tasalanma. Necar. Bu bana yapılan bir oyun. Bu oyunu bozacak tek kişi de sensin. Bozacağım. Sen yeter ki sabırlı ol. Yine geleceğim. Çekil önümden deve. Hastanede çalışma isteği, bana hizmet etme çabası, Mehmet'le ilgili sorular... ...hepsi Mehmet'e yakın olup buradan kurtarmak için öyle değil mi? Alice ile dalaşmalarınızın sebebi de buydu. Mehmet olan ilgisiydi. Beni kullanmaya kalkışman çok canımı acıttı Zeynep. Üstelik yüreğimi sana sunmaya hazırlanırken... gururumu kırdın. Efendim, Basra'dan istediğiniz haberi almayı başardım. Haline bakılırsa şüphelerinde haklıyım Alfred. Her zaman olduğu gibi efendim. Kendini Bay Lawrence olarak tanıtan kişi gerçek Lawrence değil. Bay Lawrence'ın bölgede olmadığını, daha sonra geleceğini yazıyor efendim. Teşkilatın mahsusunun bir oyunu olduğunu biliyordum. Evet efendim. İskandı ne lan? Emredersiniz. Şamil. Kumandanım. Kumanda nerede aslanım? Zafir'in tutulduğu çadıra gittiler kumandanım. Göster hele. Şurada. Thank you.
Kumandanım! Değiştiremez. Üsküp mü seni yaşatır mı sanıyorsun? Vur Halil'i! Mehmet, dinleme onu. İndi silahını aslanım. Bırak. Evlat, kenara gel. Ben artık her şeyi hatırlıyorum. Kim olduğumu hatırlıyorum. Ben Hüsnüoğlu Mehmet'im! Kumandanı vur beni! Ben bu ihanet duygusuyla yaşayamam. Yapamam. Yalvarırım, öldür beni! Gönlümüzdeki o tohum vakti geldiğinde mutlaka yeşerir. Aslında rücu eder. Bu asil kan asla bozulmaz. Kalk ayağa aslan. Kalk ayağa. Hoş geldin. Evlat kalk ayağa. Aklımıza prangalar vursalar da kalbimizdeki ülkümüzü, soyumuzu, vatanımızı söküp atamazlar. Evlat kalk ayağa. Tekbir getir aslanım. Sesin arşa ulaşsın.